Tekrar. Herkese merhaba. Volkansız ilk videoya, evimize hoş geldiniz. Şu anda kendi evimdeyim, kendi alanımdayım. İstediğim kadar konuşabilirim, istediğim kadar bağırabilirim, istediğim kadar hata yapabilirim. Çok fazla hata yapıyorum, biliyorum. Kelime hatası çok yapıyorum, cümle kurarken çok tekliyorum. Kelimeler arasında, cümleler arasında çok duraksıyorum, gibi rahatsız sesler çıkartıyorum. Bunların hepsinin farkındayım. Olabildiğince az yansıtmaya çalışıyorum. Ama zamanla düzelecek şeyler diye düşünüyorum. Şimdiden hepsi için özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi bugün spontane bir şekilde kamerayı açmak istedim. Sohbet etmek istedim. Çünkü her hafta artık video yüklüyorum. Fakat kamerayı açmayalı. Bugün ayın 23 Ağustos Salı 12.27 saatimiz. Ben en son 25 Temmuz'da biz Bozcaada'dan geldik. Yani 25 Temmuz'da ben video çektim aslında. Yaklaşık bir aydır hiç kamerayı açmıyorum. Kamerayı açmayınca da böyle şey hissediyorum. Geriliyormuşum gibi hissediyorum. Hani bu video çekme işinde de bence bu iş yaptıkça pekişen bir iş diye düşünüyorum. Nitekim de öyle de olmuş gerçekten. Çünkü ben o 4 gün arka arkaya video çektiğimiz zamanlarda ben de öyle, keza Doğukan da öyle. Bence bir yol kat etmiştik hani. Konuşabiliyorduk. Şimdi böyle bu girişi ben sanırım 4. kere çekiyorum. Daha 1 dakika falan oldu yani konuşmaya başlayalı. O yüzden kamerayı açmak istedim. Sohbet etmek istedim. Yani günlük aslında çok yoğun bir planım yok bugün. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hala kahvaltı yapmadım. Beraber kahvaltı hazırlarız. Çok acıktım. Ondan sonra bir imalata uğrayacağım Doğukan'ın yanına. Videonun bir noktasında dahil olacak kocam bize. Sonra belki yemeği çıkartırım onu falan filan. Böyle düşündüm. Öyle çok günlük, sıradan, basit bir vlog gibi bir şey olacak büyük ihtimalle. Bu video çekme işini ben sevdim. Bayağı sevdim. Her gün kafamın böyle bir köşesinde şey dönüyor. YouTube'a ne çekebilirim? Nasıl bir içerik üretebilirim? YouTube izleyicilerine ne verebilirim? Ne katabilirim? Sürekli böyle bunları düşünüyorum. Hani bunu böyle bir iş olarak gördüğüm için değil. Tamamen hobi olarak görüyorum. Hiçbir hedefimiz olmadan biz YouTube kanalı açtık. Hadi dedik video çekmeye başlayalım. Çünkü YouTube'un böyle birdenbire bize maddi bir gelir sağlamayacağını artık hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok zor ve emek isteyen bir süreç bu. Çok istikrarlı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Fakat şöyle ki sonuçlar beni çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. 3 haftadır ben video yüklüyorum. Bu arada pazar günü de yeni video geldi. Bozcaada'nın ikinci kısmını yükledim. 3 haftada 1000 görüntülenmeye, 1000 izlenmeye mi? Görüntülenme mi, izlenme mi bilmiyorum. Neyse, 1000 kişi videomuzu izlemiş, görmüş. Teşekkür ederim o 1000 kişiye. Beğenseler, abone olsalar daha mutlu olurdum ama olsun, o da olur. Ya şöyle, izlenme oranıyla abone sayısı arasında şöyle bir fark var. Yani uçurum var. Gerçekten abone sayım 40 oldu mu bilmiyorum. 30'lardaydı en son. Neyse, dediğim gibi hiçbir hedefimiz olmadan başladığımız için bu bile bizim için çok yeterli. Beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor. Her gün sabah kalktığım zaman bakıyorum işte kimler izlemiş, kaç kişi izlemiş, kim yorum yapmış, beğenmişler mi vesaire vesaire. Şimdilik sadece muhtemelen etrafımızdaki insanlar, çevremizdekilerden dönüşler alıyoruz. Olsun, zamanla belki büyürüz, bilmiyorum. Biz eğlenmek istedik. İlerisi için anı bırakmak istedik. YouTube'u bir arşiv olarak kullanmak istedik. Heyecanlı bir süreç bence. Çok motiveyim bu konuda. Video çekmeyi de çok sevdim. Edit yapmayı zaten çok seviyordum. Böyle bir şeyleri bilgisayar ortamında düzenlemeyi bayağı seviyorum ben. Fotoğraf düzenleme olsun, edit yapmaktır. Logo tasarımı, broşür tasarımı, afiş tasarımı, davetiye tasarımı. Hani böyle bunlarla uğraşmayı seviyorum. Gerçekten bir milim bir şeyi beğenmediysem onu oturtmak için dakikalarımı harcayabilirim. Hiç yorulmam, sıkılmam. Sonuç beni memnun ettiği sürece her seferinde daha iştahlı bir şekilde yapmaya devam ederim. Video işi de böyle. Video editleme kısmı
zor. Gerçekten çok zor bence. Ben bir de mükemmeliyetçi bir insan olduğum için, detaycı bir insanım. Bayağı bir videoyu, o koydu mesela Bozcaada videosunu 30 kere falan izlemişimdir. Hani doğru mu olduğu, işte görmediğim hatalarım var mı vesaire diye. Mutlaka var. Kameramın şarjı bitti. İşte amatörlük böyle bir şey. Neden şarjın var mı yok mu kontrol etmiyorsun. Neyse, ne diyordum? Bozcaada vloglarının her birini en az 30 kere izlemişimdir. İşte hata yaptım mı yapmadım mı diye. Mutlaka yapıyorsun. Yani mutlaka gözünden kaçan bir şey oluyor. Çünkü defalarca zaten bir şey izlediğin zaman bazı yerleri artık görmemeye başlıyorsun. Gözün alışmış oluyor. Olsun, iyi kötü bir şekilde yüklüyorum ve dediğim gibi beni çok mutlu ediyor. Kötü bir yorum da şu ana kadar almadım. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Her pazar video yüklüyor olacağım inşallah, bir aksilik çıkmazsa. Mesela bugünkü videomuz da muhtemelen yine pazar günü gelecektir. Öyle. Abone olun, destek olun, yorum yapın bize. Hadi kahvaltı hazırlamaya geçelim. Acıktık. Tamam. Şimdi ben şöyle bir malzemelerimi çıkarayım buraya. Sonra konuşalım. Çok basit şeyler zaten gerçekten. İnanılmaz pratik bir tarif. Ben bu tarifi yazın başından beri haftanın en az 4 günü, 5 günü yapmışımdır. Başka bir şey yemedim diyebiliriz. Hep kahvaltıda yedim ama günün herhangi bir öğününde de siz yiyebilirsiniz. Çok güzel ara öğün de olur bence. Hem besleyici, hem hafif, hem aşırı kolay. Zaten pişecek hiçbir şey yok. Tamamen hazır şeylerden yapılıyor. Chia puding yapacağız aslına bakarsanız. Oldukça chia kullanacağım. Süt, granola, şöyle bir şeftalinin yarısını kullanacağım. Aşırı kararmış bir muzum var. Bunun da yarısını kullanacağım. Şu gerçekten boğazımı tıkamasa kaşık kaşık yiyebilirim. Çok güzel, çok seviyorum. Denemediyseniz şunun tadına bir bakın. Ben normalde fındık ezmesi severim yani. Böyle şeyler olur ya, Fisko Birliği'nin taneli fındık ezmesi oluyor ya, onu çok seviyorum ama bu sıralar favorim. Bundan da koyacağım tat versin diye. Onun dışında donmuş vişne koyacağım. Yani ben bunları kullanacağım ama siz kafanıza göre, isteğinize göre, damak zevkinize göre tamamen kişiselleştirebilir, değiştirebilirsiniz. Vişne yerine üzüm kullanılabilir. Granola yerine yulaf olur. Hatta şimdi yulaf da koysam mı diye düşündüm ama koymayacağım. Başlayalım o zaman. Şöyle bir bardağa yapacağım ben bunu. Önce sütle bir çiğayı koyup karıştırıp 5 dakika buzdolabına atacağım. O sırada ben şeftaliyi, muzu vesaire yapacağım. Çünkü çiyanın biraz sütle özleşmesi gerekiyor. Puding kıvamını alması için biraz beklemek gerekiyor. Bir bardağın 1/5 birine dolduracak kadar süt aldım. Bir tık daha koyabilirim bence. Bakayım. Evet, döktüm aynı zamanda. Şöyle bu kadarcık bir süt. İçine bir yemek kaşığı chia koyuyorum. Of, her şeyi döküyorum. Karıştırıp hemen dolaba koyuyorum. Şimdi ikinci puding kısmını yapacağım. Onu da yine dolapta bekleteceğim çünkü biraz. Onu da böyle bir kaseye yapacağım. Ben yine kadraja bakmıyorum asla. Neyse, siz alıştınız bence. Beni de böyle kabul edin. Ne yapalım? Şöyle muzun yarısını kullanıyorum. Şu kadar. Aynı oranda süt koyacağım. Sütle biraz yumuşatıp açmak istiyorum. 50 mililitre kadar falan koyduğumu tahmin ediyorum. Muz çiğeyi çok yakışıyor bence. Bunun içine tarçın koyacağım ben. Kakao da koyabilirsiniz. Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Süt yerine yoğurt kullanabilirsiniz. Hatta içine böyle kuru yemiş falan da konulabilir de ben koymayacağım. Hafif bir şeyler yiyelim derken abartmayalım değil mi?
Böyle cam bardaklarda sunum çok güzel oluyor. Yani bu normalde bir kaseye de yapabiliriz ama renk cümbüşü çok güzel görünüyor. Yine bir yemek kaşığı kullanacağım. Çok az, böyle çay kaşığının ucuyla diyebileceğimiz kadar. Ben şöyle yemek kaşığının arkasıyla koyacağım. Şu kadarcık tarçın koyacağım. Tat versin diye. Yani sevmiyorsanız koymayın tabii ki. Seviyorsanız zerdeçal koyabilirsiniz. O da çok güzel tat ve rengi de güzel veriyor. Ben şimdi bunu da hemen dolaba koyuyorum. Şeftali kelimesinden de huylananlar var mı acaba? Tüylü olduğu için böyle bazısının ağzı kamaşıyor, sulanıyor falan. Yarım şeftali kullanacağım. Kalanını da dolaba kaldıracağım. Yarınca. Çünkü her gün yiyorum. Bakın görebilecek misiniz? Şöyle kıvam almış. 5 dakika falan durdu sadece. Şimdi bunun üzerine bir kat granola koyacağım. Bardağın üstünü kaplayacak kadar koysam yeterli. Yani şu an 2 yemek kaşığı falan koydum. Azar azar alıp üstüne dağıttım. Maksimum olsun da 2,5 yemek kaşığı, fazlası değil. Şimdi biraz şeftali koyuyorum. Şimdi en güzel kısma geldik. Heyecanlandım. Ya bu nasıl bir şey? Her sabah bunu yemek için heyecanla uyanıyorum. Şu an bile mükemmel görünmüyor mu? Şimdi muzlu pudingi getireyim. Ya biraz daha durabilir aslında ama benim için yeterli. Böyle kaşıkla üstüne dolduruyorum yine. Şimdi bir kat daha granola. Bence güzel oldu. Yani çok daha güzel olabilir tabii ki. Ama her zaman video çekerken veya bir şey gösterirken normalde yapılandan daha kötü bir sonuç elde edersiniz. Pardon. Efendim aşkım. Ben de öpüyorum eve. Neyse, sonuç olarak bardağımızın son hali bu şekilde. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Herhalde bir daha hazırlandıktan sonra kamerayı açarım. Dediğim gibi Doğukan'ın yanına gideceğim. Ya da o beni alacak, tam bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. İmalata gideceğiz. Orada görüşürüz. Bu arada şunu da yapmadan kapatamayacağım. 2 kaşık koyduğuma bakmayın. Kalan kaşığı da sıyırıyoruz. 3 kaşık oluyor. Hoşçakalın. Şimdi planımızda ufacık bir değişiklik oldu. İmalata gitmiyoruz. Toplantıya gidiyoruz. Kirpiyle ilgili bir toplantımız var şu an. Saat 4.30 gibi evden çıkacağız. Şu an saat 3 falan olması lazım. Bayağıdır oturuyorum yani. Kahve yapacağız. Kahve makinesinin sesi geldi.
Kirpi'nin yeni APK'sı gelmiş. Bakalım, inşallah bitmiştir. Kirpi ne diyorsunuz muhtemelen. Umuyorum ki en kısa zaman bununla ilgili uzun uzun videolar çekebilirim. Güzel bir girişim oldu ama bakalım tamamlayabilirsek. Aslında çok az kaldı da. Neyse, burada dert yanmayacağım. Toplantıdan sonra ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdi bir Türk kahvesi yapalım. Evde en çok içmeyi sevdiğim kahve Türk kahvesi. Neden bilmiyorum. Ama reflümü çok tetikliyor. Şu anda da midemde böyle bir yanma gibi bir şey var. Hissediyorum yani içtikten sonra vereceği rahatsızlığı ama umurumda mı değil. İmalata gitmek istiyordum aslında ben ya. Mobilyalarımıza bakmak istiyordum. Size onları göstermek istiyordum. İnşallah gidebiliriz. Biz hem iç mekan, dış mekan hem de bebek ve çocuk mobilyası yapıyoruz ve satıyoruz. Asıl Doğukan ilgileniyor. O bayağıdır bu sektörün içinde. Çocuk ve bebek mobilyasıyla ben ilgileniyorum. Aşırı keyifli. Ama daha başlayalı 2,5 ay falan oldu. Çok yeni ama çok sevdim gerçekten. Onları göstermek istiyordum size. Güzel işler çıkıyor. Bizim evimizde de bir sürü şeyi Doğukanlar yaptı. Mesela sizin şu anda durduğunuz her şeyi. Kocam yaptı. Modelini ben buldum Pinterest'ten. Ya bizim evimizde bir sürü şey var Doğukanların yaptığı. Bir gün belki onları gösteririm. Karyolamız, makyaj masam, yemek masam, mutfak masam, bu raf, dolap, çekmece neyse artık. Bir sürü şey daha ya. Teras mobilyalarımız. Seviyorum ben ahşap işini. Çok şık gösteriyor bence. Daha şık değil, sıcak gösteriyor. Evet, doğru kelime tam anlamıyla bu. Çok sıcak gösteriyor. Bildiğim böyle bir anda eve bir samimiyet getiriyor bence. O yüzden ahşap kullanımını önemli olduğunu düşünüyorum ev dekorasyonunda. Tabii ki doğru parçalarla, doğru renklerle. Türk kahvesi keyfi diye bir şey var. Sizce de öyle değil mi? Kahve içeceğim zaman böyle bütün işlerimi bırakırım. Sadece kahveme odaklanırım. O yüzden böyle kahve eşittir. Boş vakit ama güzel bir boş vakit yani. Tamamen kendine ayırdığın, dinlendiğin, rahatladığın an. Evden çıkarken herhalde açarım kamerayı. Orada görüşürüz. Kapı kapanıyor. Çıkış yapalım. Şuraya bakın ya. Bu kadar çok elektriğe ihtiyacım var mıydı gerçekten? Of! 100 yıldır dışarıya çıkmıyormuş gibiyim ama sadece dün çıkmadım alt tarafı. Arabamızı bulalım. Göremedim hala. Arabayı Doğukan bıraktığı için yerini tam olarak gördüm. Yani bir sitenin bahçesinde maksimum 9 kişi aynı anda olabilir ki. Çıktığımdan beri 10 kişiyle karşılaştım. Halimiz içler acısı. 500 liraya 20 litre yakıt alamadım şu anda. Kaç olmuş litresi ya mazot? 25 lira olmuş arkadaşlar. Neyse şimdi toplantıya gidiyorum. Çok yakın zaten gideceğim yer. 5 dakika bile sürmeyecek. Orada görüşürüz o zaman. Merhaba, kolay gelsin. Gülümseyin. Ama çok ters çıktasın. Bir dakika. Şu an kirpinin testlerini yapıyoruz. 100.000. kere. 100.000. Tamam. Şeyi neydi? Oliver'ı kiraya veriyorlar. Hayvan ticaretine başladık. Şaka. Elle tutulur değişiklikler yapmış mı? Telefonu elle tutuyoruz. Bu erkekler hep böyle kamerayı oynuyor. 30 Eylül diyelim.
ayarladım. Hatta şu kiralama bedelini de bir yapalım. Bir yap. 5 TL ödüyordu. Para kalmadıysa. Konum izni vermedi mi? Vermeyeyim. Buradan vermesi gerekmiyor mu? İzin istenin çalışması gerekiyor mu onlarda? Tabii. Orada niye izin iste var o zaman? Vallahi oldu ha. Bende niye olmadı? Şöyle bir bakıyoruz şimdi. Evet bak onayla dedim. Bende de gelmiş ama. Bu mu? Bak evet. Ha şu. Ha bak geliyor. Evet. Başaralım. Çok sevindim. Güncelleme yaptı tamam sende. Şimdi. İmalata gidiyoruz şimdi. Çıktım ofisten yoldayım. Sonra bir yemek yiyeceğiz Doğukan'la çok acıktım. Kahvaltıdan hiçbir şey yemedim. Saat şu an 19.04. Sonra da kapatırız herhalde videoyu. Kocamsız bir video olmadı yine. Ne mutlu ki. Şikayet eder gibi değil yani tabii ki. Öyle. İmalatta görüşürüz. Çok beğeniyorum. Bizim eve getir diyorum ama getirmiyor. Çok hoş değil mi? Çok yakışır eve. Evet ben bugün vlog çektim. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Kürdanım uzun kalmış. Kürdanını kırmamış. Sen ne yediğimiz belli olmuyor. Arkandan daha doğrusu. Come on you. Gel kızım, gel. Şimdi rahat bak şimdi. Gel kızım, gel. Beraber yiyin ama. Beraber yiyoruz. Selam, eve geldim. Üstümü falan değiştirdim. Yorulmuşum biraz. Videoyu kapatıyorum. Nasıl bir video oldu hiç bilmiyorum. Biraz kopuk kopuk olmuş olabilir. Bakacağım şimdi neler çektim diye. İmalattan da çok bir şey çekemedim. Yani beklediğimden çok çok daha dağınıktı. En son bıraktığımda bu kadar dağılmamışlardı en azından. Biraz bir şeyler çekerim diye düşünüyordum. Olsun yine çektiklerimi koyacağım ama... Toplantımız da güzel geçti bu arada. Bence yol kat etmişiz. Çok az kaldı. En kısa zamanda inşallah artık ürünümüzü elimize alırız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Her pazar günü video yüklüyor olacağım. Şu an için bir sorun yok. Videolarımı beğenin. Yorum yapın, beğenin, abone olun, tanışalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.